Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediyede konuk ettiği balıkçı kooperatifleri ve balıkçılar ile sektörün sorunlarını, balıkçıların ihtiyaç ve taleplerini değerlendirdi. Şehirde tüm kesimlerle ortak akıl ve istişare toplantılarını sürdüren Başkan Tören, Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi ve Meletırmağı Balıkçılar Kooperatifi Başkan ve üyeleriyle balıkçılığın sorunlarının istişare edildiği toplantıda balıkçılar ile dayanışma mesajı verdi. Yani bu insanlar sizinle gurur duydu yani. Gerçekten yani. İlk defa böyle bir şey oluyor. Bu camiye yıllarca emeğini, biz gece uyurken, sizler gece uyurken bunlar denizler sabaha kadar. Sabaha kadar denizler yani. Buradaki insanların daha fazla üretmesi, daha fazla denize çıkmasını sağlamak demektir. Daha fazla kazanması demektir. Hep beraber taşın altına elimizi değil gövdemizi koyarız. Yeter ki bir kişi daha fazla kazansın, bir kişinin daha fazla kazanı kaynasın. Teknelerimizi çekemiyoruz. Kum sığlaştı oraya. Liman içinde. Ben olmadım arkadaşlar. Bir saat buna bize çalışmış olsa o tekneyi çekip şimdi teknelerimizin bakım zamanları. Burası kumladığı için yani teknelerimizi çekemiyoruz şu anda. Teşekkür ederim. Ben Mesut Arslan, emekli öğretmenim, tüm balıkçılar adına sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten samimi ve içten konuştunuz bizimle. Yapıcı da konuştunuz. Evet. Hakikaten bizler, ben şurada otururken arkadaşlarımla memnun oldum. Artı babası ve dedesi de balıkçıymış. Biz müzesi yapmak gibi bir hayalim var. Muradımız tanışmak, muradımız halleşmek. Muradımız sizinle hatırlaşmaktı. Allah razı olsun. İyi yaptınız. Vallahi iyi oldu. Evet, icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii kooperatifimiz aracılığıyla birçok büyüğümüzle, arkadaşımızla, kardeşimizle bir selamımız var. Yani bu selam da tabii bu şehirdeki varlığının sınırlı değil. Evet. Belki gençlik yaşından itibaren araya belki bir askerlik arası koyduktan sonra kesintisiz bu şehirde bu işi meslek edinmiş, hayatını, rızkını buradan temin eden, çilesiyle ailesini aynı gönülde taşıyan Digergan memleket sevdalısı, deniz sevdalısı insanlarsınız. Ben şahsım adına bugün böyle bir ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Arada gençleri de görüyorum, onların da ikinci kuşak olarak baba mesleğine sahip çıkmalarını da çok önemsiyorum. Yani biz zaman zaman işte katıldığımız toplantılarda hep bir tarım şehri olmaktan, fındık ve ekonomisinden bahsederiz. Ama bir kimse söylemez bunu. Kıyı şehri olduğumuzdan belki yani buradan belki rızkımızı temin ediyoruz. Belki evimizi, yerelde ekonomimizi bununla götürüyor olabiliyoruz ama bir endüstri arka planı olmadığı için çokça balık ve deniz ürünleri sanayisiyle ilgili haklı veya iddialı olmamız gereken alanlarda yeterince cümle kuramıyoruz. Malum 3 yıldır görevdeyiz. Pandemi sadece şehrimizi değil, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına aldı. Dönem alan el olmak değil, dönem mümkün mertebe veren el olmak. İstedik ki şehrimizin malum sebepler dolayısıyla göç olgusunu kayıtsızlık tetiklemesin. Buradan hareketle sosyal destek paketini tamamlayıcı nitelikte biz de kendi bütçe, imkan, kaynaklarımızla yöre insanımıza ki her kesme, toplumun her sınıfına, her kesmine elimizi uzatmaya çalıştık. Önemli olan bu zor günlerde devlet baba dediğimiz o kurumun buradaki ara yüzü, biz temsilcileri, müşfik elini, vatandaşını burada varlık sebebimiz olan, milletimizin en önemli unsuru olan insanımızı yalnız bırakmamaktı. Geriye dönmeyeceğim. Çok geçen doğru. Dönem yaklaşık 15 milyon tutarında işte şoför esnafına, öte yandan üretici kadınlarımıza, işte öğrencilerimize, uzaktan eğitim, erişim imkanı konusunda zorluk yaşayan çocuklarımıza
Dedik ki 2 kilometre az yol yapalım. Ama tek bir öğrencimiz ailesinin sosyoekonomik durumu sebebiyle tablet alamadığı için derse giremedi gibi bir fırsat eşitsizliğiyle imtihan olmasın. Geçen yılki tutumumuzdan ilhamla bu sene de yine sosyal kesimleri bu kardeşlik çemberinin içerisine dahil edelim istedim. Ya hep arkamızı denize dönüp içeriye bakıyoruz. Bu sene dedik ki ya bu şehirde kooperatifler marifetiyle ekmeğini, rızkını kazanan, şehir ekonomisine istihdam sağlayan, aynı zamanda ülkenin dört bir yanına, başta İstavrit ve Barbun olmak üzere kayıklarla olta balıkçılığı yaparak özellikle yasaklı dönemde daha çok evini, rızkını, çocuğunu, hastasını, kendi yaşamını idame ettiren arkadaşlarımız, emekçilerimiz var. Evvela onları bir davet edelim. Onların o nasırlı ellerinden bir öperim. Küçük büyük ayırt etmeksizin. İki, kardeşim senin ne sıkıntın var diye soralım. Onlarla bu sene bir dayanışma programıyla bir arada olalım istedik. Meclisimizden de aldığım yetkiyle bu senede özellikle balıkçı emekçilerimizi hayatını bu işe adamış, ailesini bu alanda çalışarak geçindiren babalarımızı, ağabeylerimizi, eşleri, damatları yardımcı olalım istedik. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.